İşte Sayın Erdoğan'ın sizin de dediğiniz gibi mal varlığının da incelenmesini içeren ekonomik yaptırımlar gibi bir tasar var orada Temsilciler Meclisi'nde. O gündeme geldiğinde gene milli meseledir deyip Sayın Erdoğan'ın yanında mı duracaksınız? Bir. İkincisi Trump mektubuna nasıl bir cevap verilmeli ama Hayır, ben mal Sayın varlığının Erdoğan'ın, araştırılmasına... bakın, ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam buyur birader derdim. Ya da buyur birader. Madem arkadaşlar ya çok. Birader. Evet. Buyur birader derdim. Onu Yani buyur yapmaması. birader araştır yani Ya tabii neyse yap. buyur araştır kardeşim yani. Onu yapmamış olması bir nakısadır Türkiye açısından. İkincisi, ama Türkiye ekonomik yaptırımlar noktasında hadiseye bakıldığı zaman elbette onun, yani ona karşı durulur. Ama bizim ekonomimiz o kadar kırılgan ki, yani bu tür işlere karşı 17 yılda bu ekonomiyi son derece tahkim etmemiz lazımdı. Yani bu yaptırımlar olmasa dahi bizim ekonomimiz çok zorda. Kırılgan. Kırılgan bir işsizlik aldı başını gitti. Üretim ekonomisinden beton ekonomisine geçildi. Krediyle yürüyen bir ekonomik sistem vesaire bir durumdayız. Damat Bey başka bir pencereden bakıyor ve ekonomi geldiği nokta burada. Şimdi burada Sayın Erdoğan atması gereken adımlar var. Gelelim mektuba. Mektup Özür çöpe dilerim. atıldı. Bir cümle bir şey söyleyeyim mi? Yani Tabii. şurada mal varlığının araştırılmasıyla Türkiye'ye ekonomik yaptırımı birbirinden ayırarak bir cevap verdiniz, değil mi? Bakın, ben diyorum ki, ben Sayın Erdoğan'ın yerinde olsam buyurun derdim. Araştırın. Demiyor ve bu... Demiyor o, yani onun, şimdi ben ne diyeceğim ki? Ha bu Ben şu... olsam şunu yapardım diyorum. Dolayısıyla, ama yani bizim uluslararası sistemde yani sizin ekonominiz öyle güçlü olmalı ki kim ne derse ya, kim ne yapmaya kalkışırsa yapsın. O başka bir şey, ama rüzgar üflese kırılgan bir ekonominiz olursa da başınız öne düşer.